Melih Altınok, böyle tabip birliği mi olur arkadaş? Esenyurt Belediye Başkanının terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilk tepkiyi TTB verdi. Hayır, Türk teröristler birliğinden falan bahsetmiyorum. TTB, Türk Tabipler Birliği'nin açılımı. Peki, henüz hakkındaki iddialar bile açıklanmamışken TTB'nin kefil olduğu Profesör Ahmet Özer hekim mi? Bizde profesör Doktoru da ekledikleri için kafanız karışmış olabilir ama cevap hayır. Ne var ki Özer, ortaya hiçbir delil koymadan Türkiye'yi kimyasal silah kullanmakla itham etmek gibi girişimleriyle tanıdığımız TBB'nin ilgi alanına girecek bir profil. Ayrıca bildiğiniz üzere hekim olmak TTB tarafından önemsenmeniz için yeterli de değil. Siz hiç teröristlere uygulanan tedavi protokolünü yakından takip eden TTB'nin PKK'nın öldürdüğü hekimlerden, hemşirelerden, sağlık personelinden, kundaklanan hastanelerden, yakılan ambulanslardan falan söz ettiğine şahit oldunuz mu? Gelelim diğer bir soruya. Meslek odaları, STK'lar ülkedeki siyasi meselelerle ilgili görüş belirtmezler mi? Tavır alamazlar mı? Belirtirler, alırlar elbette. Ama eğer dertleri demokrasiye katkı yapmaksa, hep aynı pencereden haykırmazlar değil mi? Aranızda TTB'nin bugüne kadar sağ muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözeterek bir bildiri yayınladığını gören, duyan var mı? Ayrıca siyasi tavır bir meslek örgütü için olsa olsa istisna olabilir. Türk tabiplerini temsil etmek gibi iddialı bir hedefi olan ancak demyin CHP'nin ideolojik aygıtına dönüşmüş bu sözde meslek örgütünün şu an yeni doğan çetesiyle meşgul olması gerekmiyor mu mesela? İşinde gücünde tabiplerimiz adlarının Mesleklerinin istismar edilmesine daha ne kadar sessiz kalacaklar? Bu bir acayip meslek örgütünün toplumda kendilerine yönelik tepkileri körüklediğini göremiyorlar mı? Türkiye'deki kar marjı hiçbir yerde yok. Mersin'de bir fırıncı 10 TL olan ekmeği 7 TL'ye satınca aynı sokaktaki iki markette indirim yaparak ekmeğin fiyatını 4 TL'ye düşürmüşler. Ekmeği 7 TL'den satmaya devam edeceğini söyleyen fırıncı da İHA'ya yaptığı açıklamada, vatandaş sayemde 4 TL'den ekmek alıyor, demiş. Evet, sonuç 4 TL'ye satılsa bile kar bırakan ekmeği 10 TL'ye yiyoruz. Kimse %10, %20 karın dönüp de yüzüne bile bakmıyor. %100, %200 kar etmeyen kazandım demiyor. Dahası, zarardayım diye ağlıyor. Trump'ın da Cumhuriyetçilerin de son seçimi. ABD seçimleri geldi çattı. Şimdiden 75 milyon erken oy kullanılmış durumda. Seçimlere katılım oranının seçmenin %66'sının katıldığı 2020'yi geçmesi bekleniyor. Hollywood'uyla, medyasıyla, kurumlarıyla tüm devlet aygıtı demokratların arkasında. 2016'da bu kuşatmayı yararak gelen Trump 2020'de pandemi darbesiyle koltuğu kaptırmıştı. Şimdi şansı daha geniş kesimlere kendini, derdini anlatabilmiş olması. Dezavantajı ise görev süresinde radikal dönüşümlere imza atamamış olması. Ben Trump'ın cumhuriyetçilerin alabileceği maksimum desteğe ulaşacağını düşünüyorum. Trump'ın kaybetmesi halinde de cumhuriyetçilerin ABD'de uzunca bir süre iktidar yüzü görmeleri zor görünüyor. Gezi'nin ağaçlarına bile bakamadınız. Gezi parkında 13 ağaç yerinden sökülüp başka yere taşınacağı için aylarca ortalığı yakıp yıktılar. Şimdi bu tayfanın desteklediği CHP İstanbul'u yönetiyor. 6 yıldır İstanbul'un yeşilinin artırılması için ne yaptılar falan diye sormayacağım. Çünkü mesele ağaç değilsen hala anlamadın mı? Diyenlerin böyle bir beklentisinin olmadığını, ne kadar numaracı olduklarını biliyorum. Ama bari eldekini koruyun arkadaş. Dün sabahta İBB'nin Gülhane Parkı'nda ve Gezi Parkı'nda onlarca ağacı kökünden kestiğine dair bir haber vardı. Gerekçe, kısa bir süre önce Beşiktaş-Ortaköy arasındaki o harika yoldan onlarca asırlık çınarı kestiklerinde söyledikleriyle aynı, ağaçlar hastalanmışlar. İyi de arkadaş, onlarca yıldır sapa sağlam ayakta durup İstanbulluya gölge olan çınarlar birkaç yılda neden kanser oldu? Cevap belli değil mi? Bakamadınız, ilgilenmediniz. Çünkü şehrin kaynaklarını seçmene değil, ittifak yaptığınız siyasi partilere verdiğiniz kadro ihale vaatlerine harcamayı seçtiniz.